bir tahlil yapılması durumunda. Böyle nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani insanların böyle şeylere maruz kalmaması için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte bütün bunları adli tıp uzmanı Sayın Halis Dokgöz, Profesör Doktor Halis Dokgöz'le konuşacağız. Bakalım bize bu konuda ne gibi uyarılarda bulunacak. Günaydın Sayın Dokgöz. Günaydın Mustafa Bey. Evet, neden bahsediyoruz? Önce biraz anlatabilir misiniz lütfen? Yani bir takım vakalar var. Yani biz de haber olarak hani aktarıyoruz bunları. Ama bize bir tarif yapabilir misiniz? Neden bahsediyoruz? Aslında bahsettiğimiz olay bir cinsel saldırı. Yani bireyin bedensel bütünlüğüne yönelik en ağır eylemlerden birisi. Çünkü kişinin özgür iradesiyle bu eyleme rızası yok, onamı yok. Tamam. Ve bunu kolaylaştırmak için, rızayı ortadan kaldırmak için de bir takım uyuşturucu maddelerin kullanımı söz konusu. Yani tamam. Hile ve kandırma söz konusu. Buradaki kullanılan ilaçların bir özelliği de kişide amnezi dediğimiz yakın bellek hafıza kayıplarına yol açması. Bundan dolayı da hafıza kaybı nedeniyle kişi yaşadığı olayı hatırlamıyor. Evet. Ya da hayal meyal hatırlıyor. Gerçekliği konusunda kendisi de kuşkuya düşüyor. O nedenle cinsel istismar zaten ağır bir travma ve bu travmanın bir bütünlüğünü bozan bir olay da ilaç kullanımı. Doğru. Peki bu ilaç kullanımı kişinin isteyerek yaptığı bir şey değil anladığım kadarıyla. Yani buradaki önümüzdeki örnekler işte içkilerine, içeceklerine katılması şeklinde oluyor. Değil mi? Yani mesela rıza olması durumunda da farklı bir yere mi gider mesele? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi rızayla kullanmak ayrı bir olay ama kişinin iradesi dışında kullanılması ayrı bir olay. Evet. Bu aslında 1940'lı yıllarda ilk başlamış. Chicago'da bir McKiffin diye bir insan, bar işleten bir kişi, müşterilerine belli bir saatten sonra ilaç koyuyor. Kloral hidrat dediğimiz bir maddeyi koyuyor içkilerine ve kişileri soyuyor. Sonra da sokağa atıyor. Kişiler bunun hafıza kaybı nedeniyle, yakın bellek kaybı nedeniyle soyulduğunu bile bilmiyorlar. Yani ve bu olay ortaya çıktıktan sonra bu yaygınlaşıyor. Bizde de hani meşhur Nuri Alço filmlerinde soğuk bir gazoz ister misiniz hikayesi var ya. Böyle başlıyor. Hatta bunun en ağır formlarını uygulayan kişilerden birisi de Bill Cosby. 60'a yakın çalışma arkadaşını bu şekilde istismar ediyor. Birlikte yaşıyor. Doğru, mahkum oldu. Evet. Bu olaydan mahkum oldu. Çok ciddi bir olay ve travmatik bir olay. Arkadaşları da bundan dolayı hani bellek kaybı nedeniyle olayı tam net hatırlayamama nedeniyle şikayetçi de olmuyor. Şikayetçi olmadığı için adli radara da girmiyor. Yani adli tıpçılar ya da dedektifler bu olayı sorgulamakta da sıkıntı yaşıyor. İşte bir cinsel istismar ya da bir cinsel saldırı iddiası varsa madde kullanımı olup olmadığı, madde kullanımı varsa da araştırılması gerekiyor. Bununla ilgili bir de şunun altını çizeyim Musa Bey. Standart olarak yani rutin olarak pek çok cinsel saldırı olgularında uyutucu, uyuşturucu maddelere bakılıyor aslında. Analiz yapılıyor. Hem kanda hem idrarda. Ve bu analizlerin bir, çok kısa sürede yapılması lazım. Yani kişiler mümkün olan en kısa sürede adli mercilere başvurup analizlerini yaptırmalı. İki, bu rutinde bakılan uyutucu, uyuşturucu maddelerinin perspektifi genişletilmesi gerekiyor. Çünkü rutinde bakılan maddelerin dışında maddeler de çok sık kullanılmaya başlandı. Bu peki, önemli bir nokta. Yüze yakın maddeden bahsediyoruz. Bu maddelerin kapsamı genişletilmesi gerekiyor. Tam yoksa cinsel saldırı yok gibi, madde kullanımı yok gibi oluyor. Çünkü siz sadece dar bir alanda madde analizi yapmış oluyorsunuz. Peki Halis Hocam, şu yapılabiliyor, şu yapılabilir mi? Gizlenebilen mesela ya da saptanamayacak olan bir takım ilaçlar var mıdır? Maddeler var mıdır? Dolayısıyla hani sizin bahsettiğiniz o kapsamın genişletilmesiyle beraber %100 adli tıp kurumu örneğin herhangi bir ilaç kullanımının olup olmadığını saptayabilir mi? Bu noktada şunu söyleyebilirim. Bir defa maddenin saptanmama olasılığı yok. Hani gizli bir madde yok. Ama burada isimlerini vermeyelim. Belki zaten kullanımı
oldukça kolay. Hani kırmızı reçeteyle, yeşil reçeteyle tedavi amaçlı kullanılması gereken ilaçların kötü amaçlı kullanımı söz konusu. Yani bu ilaçların neler olduğunu biz biliyoruz ama kamuoyuna da fazla deklare etmeyelim. Bunun dışında bir de internet üzerinden kolay erişiminin önlenmesi gerekir. Yoksa bu maddelerin analizini yapmakta sıkıntı yok. Yani bir madde etkisinde bir cinsel istismar olgusu varsa bir rutindeki uygulamalar dışında başka maddelerin özellikle toksikologlar 100'e yakın maddeyi tanımlamışlar. Bunu ortaya konulmuş durumda. Bu madde analizlerini bizim sistemimize entegre etmemiz gerekiyor. Çünkü bu konuda bir diğer nokta da yeterince istatistiksel veri yok. Örneğin bizim yaptığımız çalışmalarda %10'a yakın yani cinsel saldırı olgularının yaklaşık %10'un da madde etkisi var. Bu gönüllü mü kullandı, birisi cinsel saldırı uygulamak için kötü amaçla mı yaptı bunu bilemiyoruz. Yani bunun da ortaya konulması gerekiyor. Ciddi bir nokta çünkü eğlence sektöründe, arkadaş toplantılarında, değişik spor faaliyetlerinde, spor salonlarında bu tür maddelerin kullanımı söz konusu olabiliyor. Evet. Tam da böyle bir, ya bu da hani kritik bir aşaması aslında. Mesela kaçak ifadesini de kullandık biz az önce. Bunlar çok mu kolay getirilebilen veya piyasada insanlar, hani ilgili kişilerin bildiği yerlerde çok kolay bulunabilen, bilinen maddeler mi? Bu soruya hem evet hem hayır diyemiyorum. Çünkü elde edilmesi mümkün. Yani internet üzerinden elde edebiliyorsanız aslında buna kolay diyebiliriz. Evet. Ama reçeteli ilaçların başka hastalar üzerinden alınıp kullanımı, bu da söz konusu olabiliyor. Evet, anlıyorum. Peki, bunun için mesela, yani bunun önlenmesi, örneğin herhangi bir uyuşturucuyla mücadele gibi, bu türden ilaçlara bir mücadele programı var mı? Ya da en azından böyle bir şey düşünülüyor mu? Olursa başarı oranı ne olabilir acaba? Bu konuda bildiğim bir çalışma yok. Yani böyle bir yapılanma yok. Olsa adli tıp uzmanı olarak bizim de haberimiz olurdu. Yapılması gereken bu tür programlar, bu tür haberlerle konunun kamuoyuna yansıması. Çünkü hani %10 çok düşük bir oran gibi gelebilir cinsel saldırı olgularının kendi içerisinde. Ki bence düşük değil. Bununla ilgili hem eğitimsel faaliyetler yürütmek gerekiyor. Yani her dönemde çocukların hem ailenin hem ebeveynlerin hem toplumun eğitilmesi gerekiyor. Bilinçli olmak gerekiyor. Yani bir rutin kullandığınız bir madde demeyelim, kullandığınız içtiğiniz bir sıvının şekli, rengi, görünümündeki değişikliklerden yola çıkarak sürekli kuşku duyanmamız gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim. Cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştiren, bu tür eylemleri gerçekleştirenlerin büyük bir kısmı %85 gibi bir oranda kişinin tanıdığı kişiler, yabancılar değil. Hani en yakınımızdakiler, işte çalışma arkadaşlarımız, Bill Cosby örneğini verdik. İşte babamız, dayımız, amcamız, yani sosyal faaliyette bulunduğumuz kişiler. O nedenle potansiyel çok fazla yakınlardan geliyor. Bu nedenle bu tür eğitimlerin, topluma bilgilendirici eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Ayrıca bahsettiğiniz toplumsal bir proje olmalı tabii ki. Ama biz cinsel saldırılarla ilgili daha nasıl başvurulur, ne yapılması gerekir bu konularda bile emekleme evresindeyiz. İlaçla kolaylaştırılmış cinsel saldırı için ise daha önümüzde bayağı yol var gibi gözüküyor Türkiye açısından. Peki o zaman iki soru çıkıyor. Bir, bununla ilgili mesela ne yapılması gerekiyor? Yani yasal bir düzenleme mi gerekiyor? Yönetmeliklerin mi çıkartılması lazım? Bu vatandaşın ya da kişilerin hani çok kolay bir şekilde ilgili merciye ulaşabilmesi bakımından, mekanizmanın işleyebilmesi bakımından. Bu birinci soru. İkinci soruysa sizin tavsiyeleriniz ne olacaktır bizlere? Yani bu türden bir tehlikeye maruz kalmamak için. Cinsel saldırıya uğrayan insanlar genellikle kendilerini çok kirlenmiş ve kötü hissettikleri için adli mercilere başvurmakta bir çekince yaşarlar. Bir de bellek kayıpları, hafıza kayıpları oluşmuşsa bu katmerlenir, daha da zordur. En ufak bir şüphe olduğunda mutlaka adli mercilere, örneğin savcılığa kişiler başvurmalı. Neden? Çünkü ne kadar erken başvurulursa o kadar
tanı koyma sürecimiz, saldırganı saptama şansımız artıyor. Evet. Bir, cinsel saldırıyı saptıyoruz. İki, saldırganı saptıyoruz. Üç, madde kullanılmışsa maddeyi saptıyoruz. Madde kullanımında da ilk 24, 48, 72 saat bizim için çok değerli. Süreç uzadıkça saldırgan lehine işliyor sistem. Süre kısaldıkça da saldırganı saptayabiliyoruz. Bu bir noktası. Diğer nokta ise toplumu bilgilendirmek. Yani bireyler bir cinsel istismar olgusundan şüpheleniyorsa başvurmalı, şikayetçi olmalı. Hani bir ara Me Too hareketi vardı, ifşa etme. Çünkü burada saldırıya uğrayan kişiler kendilerini ifade etmede ve şikayetçi olmada sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle bizim gibi toplumlarda. Bunun önünü kırmalıyız. Bu konuda da eğitimler vermeliyiz. Bu eğitimlerin yeri medya olur, ilgili birimler olur, multidisipliner alanlar olabilir, tıp, hukuk, sosyal bilimler gibi. Buradan devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Peki, yani hani zaman zaman rastladığımız, tanımadığınız birisi otobüs yolculuğu sırasında size bir şey ikram ederse almayın ya da gazoz içmeyin gibi basit bir şekilde başlayan tavsiyeleri nasıl genişletebiliriz? Siz ne tavsiye edersiniz insanlara? Nasıl dikkat etmeleri gerekiyor özellikle gençlerin? Burada bireysel anlamda yapabileceklerimiz var, bir de kamusal anlamda yapabileceklerimiz var. Bireysel anlamda sizin de altını çizdiğiniz gibi bireylerin sürekli uyanık olması gerekiyor. Yani bu konularda tanıdığı kişiler de dahil olmak üzere. Çünkü saldırganların %85'i tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Güven duygusu nedeniyle, o güvenin kötüye kullanımı nedeniyle söz konusu olabiliyor. Bu noktalarda dikkatli olmak lazım. İkincisi de kamusal anlamda da devletin bir takım önlemler alması gerekiyor. Örneğin kırmızı reçeteyle, yeşil reçeteyle satılan ilaçların kişilerin kullanımı dışında kullanımını engellemek gerekiyor. İşte sayarak mı verilir, kullanacağı miktara göre mi verilir, onların mutlaka ayarlamasını yapmak gerekiyor. Kontrollerini yapmak gerekiyor. O kişi bu ilaçları kullanıyor mu, kullanmıyor mu? İnternet üzerinden pazarlama gibi kayıt dışı mekanizmaların kesin önlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Yani bizde bir takım önlemlerin yasal alınması da yetmiyor. Denetleme mekanizmasının kurulması gerekiyor. Yani bireyselden, kişinin kendi benliğinden, ebeveynlerine ve devlete kadar, toplumsal yapıya kadar hepimizin sorumluluğu var ve bu sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. Anlıyorum. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Sayın Halis Dokgöz. Çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten çok önemli bir konu. Yani zaman zaman işte bu konuyla ilgili haberler biz de tabii hazırlıyoruz. Siz de izliyorsunuz. Ve müessif bir durum elbette. Yani hiçbirisi bunların hani şey değil, güzel haberler değil. Ancak hayatımızın bir parçası, bir gerçeği maalesef ve uzmanların yani bu konuda uyarıları var. Yani ne şekilde hani davranılması gerektiği konusunda Sayın Halis Dokgöz de tam da bunun çerçevesini çizdi. Yani işin